Merhaba Çipçip TV izleyicileri. Bugün yine İşimiz Keçi programında sizlerle birlikteyiz. İzmir'deyiz, Bayındır'dayız. Tokatbaşı Mahallesi'nde Kazım'la birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sana misafir olduk keçilerimizle birlikte. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Şöyle bir keçiciliği baştan bir anlatsak, bir yaşamını dinlesek senden. Tabii ki, tabii ki. Keçiciliğin yaşamı yılın 12 ayı devamlı içindeyiz. Çoğunlukla zor olduğu aylar doğum zamanı oluyor. Pek sağım zamanı sıkıntımız Allah'a şükür olmuyor. Şöyle diyelim, dededen bugüne geldiniz, evet, babayla Allah, birlikte. Allah'a şükür babamla beraber, baba, dededen babaya, babadan bana geçmedi iş. Hep beraber sürdürmeye çalışıyoruz ailecek. Bu şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tek desteğimiz, şükür Allah'a memnunuz desteklerinden, evet. Ama şikayetçi olduğumuz yerlerde bir mera sorunumuz var. Evet. Bizim köy halkı olarak da aşağı yukarı 25 hane vardı sürü yapan. Hemen hemen 3-5 sürü haneye düştük. Kaldınız. Evet. Yani Bayındır olarak da çok aşırı düşüş yaşadık bir 15-20 yıldan beri. Tek sebebi bunun benim görüşüm mera sorunu. Mera. Evet. Şu mesela şu Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 3-4 ay aşırı derecede sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bir meramız olmadığı için. Onun için genelde hazır bakmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Bunlar ek masraf olmuş, evet, oluyor. Ek masraf oluyor. Artı biraz da küçükbaşı illa gezmek istiyor. Büyükbaş gibi gezmeyince olmuyor. Tabii. Yani. Yaylım olması gerekiyor, evet, mutlaka. Onun için yani genellikle yaşandığımız sıkıntılar bunlar. Ha, şükür sürdürmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ha, ne güzel. Bizler şimdi küçükbaş yaparken mutlaka mera ve yaylımın olması gerekiyor. İşletmeyi kurmadan önce, kurmaya karar verdiğimizde bunları göz önüne almamız gerek. Şu an bulunduğumuz bölge ovadayız ve zarar diyebileceğimiz ekim alanları çok fazla. Evet. Şu patates ekimi var bizim buralarda, mısır ekimi çok. Herkesin de aşağı yukarı kendi arazisi. Onun için bir büyükbaş yoğunluk olarak da yoğun bir ekim, evet, var, hiç boşluk kalmıyor. Evet. Bir Ağustos ayıyla Ocak ayı arasında biraz rahat, hı-hı, ediyoruz. Daha sonraki aylarda bütün sıkıntıdayız. Gene problem, evet, olmuş oluyor. Evet. Bölgede ağırlıklı büyükbaş var. Bir de bahsettiğimiz gibi küçükbaşın geçmiş yıllara nazaran azaldığını da varsayarsak mera alanlarımızda gittikçe yok oldu. Evet. Adamlar şimdi nasıl diyeyim size, dağın başına çiçek serası yaptılar. Dağın başına satış yaptılar. Onun için hele devlet malları bizim bu Bayındır'da pek kalmadı, hı-hı, desen olabilir yani. Hı-hı. Bütün yani hazine araziler satıldı. Onun için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Irk olarak baktığımızda melez bir ırk var. Yoğunluğumuz sanem ve maltız. Sanem, maltız, evet, ikisi karışı. Evet. İkisinden de memnunuz yani. Herhalde kara keçi maltızdı. Sonradan zanen tekeleriyle çevirdiniz. Yok, hayır, kara keçi yoktu. Kara keçi yoktu. Hayır, maltız ve sanem. Buradan bir zaten bizim ırk aynı bir abiden geçti. Sonra genelde yavrularını bırakıyoruz. Nasipse bu sene dişilerde bırakacağız. Hiç satmadık, İnşallah, ben satarım. İnşallah. Erkeklerimizi satıyoruz kurbanına, dişilerini ayırıyoruz. Evet. Şimdi zanen ırkımızın, maltız ırkımızın avantajı, ikisinin birlikte hatta melezlenmesinin avantajı yaylıma gelmiş olması. Evet. Süt verimleri zaten hani konuşmaya gerek yok. Süt verimi gerçekten yüksek. Evet, evet. Ya maltızla birlikte zaten melezlendiği için yağ kalitesi oranı da yüksek olduğu için hem de yaylıma geldiği için arkadaşım bu ırkla çalışmış şu anda. Zaten bizler elimizde ilk başlangıçtan sonra sürümüzü çalışmaya başladığımız zaman bizim elimizde hayvan olduğu için biz çalışarak zaten örnek yapabiliyoruz. Bunu çeşitlendirebiliyoruz. Hangi ırkı çalışacağımızı. Bir de şu var. Hı-hı. Kimseye herhangi bir birinci, ikinci doğum üreticiyi kandırmasın yani, anlatabiliyor musun? Birinci, ikinci doğumda hayvanda en yüksek alacağın verim, randıman alacağın ay üçüncü doğum. Evet. Anlatabiliyor musun? Birinci, ikinci doğumda kimse yani böyle süt verme gibisinden, birinci doğumda hayvan 3 kilo süt verecek gibisinden düşünmesin kimse. Evet. Hani birinci doğumda 1 kilo yapıyorsa bir hayvan, ikinci doğumda 2 kilo yapar, üçüncü doğumda 3 kilo yapar. Tabii ki. Anlatabiliyor musun? Yani bir 10 yıl kadar da ömrü var. Aha. Mesela 9-10 yaşına kadar verimi devam ediyor. Yani en çok verim verdiği zaman üçüncü doğum. Evet. Birinci, ikinci doğumda bir standardı var. Hayvan da mesela birinci doğumdan belli değil kendine. Ya bizim çoğunluk olarak da biz gençleştiriyoruz.
mesela 5-6 doğumdan sonra genelde hayvanlara hep yenisi giriyor. Tabii gençleştirmek hiç, gerekli zaten. Hiç yani bizim 5 doğumdan yukarı hayvan yok diyebiliriz içinde. Irklarımızı zaten karar verdiğimizde bunun amacı süt ya da oğlak çalışmamız ya da neyin pazarı varsa ona göre çalışmamız gerekiyor. Bizim burada keçinin avantajı ne? Hiç gebe kalmadığı sürece bütün yıl sığılabilmesi. Evet. Ve bir de bundan aşağı yukarı 3-5 yıl önce oğlan bir değeri yoktu. Evet. Annesinin mesela söyleyeyim, biz de yabancısına. Annesine fazla oğlan mayasını aldırmadan, atıyorum 2-3 ay indirmeden annesi sağımı başlıyordu. Ama yavrusu değerlenmiyordu. Ha, evet. Şimdi asıl doğum yaptırıyoruz. Mesela Aralık ayında doğum yaptırıyoruz. 3 ay garanti emdiriyoruz. Hı hı. Elimizden geleni değerlendirmeye çalışıyoruz yani. Ve oğlak da artık bir para ediyor, evet, yani. Evet, ediyor. Onun için umutla gidiyoruz biz de. Evet. Şimdi ası ve ne denir? Körpe doğumlar gerçekleşir. Evet. Bizim bölgemizde süt değerli olduğu için genelde yetiştiricilerimiz ası, yani tek seferde doğumu yaptırırlar. Yok, bizim körpe de var. Neden körpe var? Körpe kalanlar da geçen sene ayırdığımız yavrular. Hı hı. Geçen yıl mesela şu körpe gördüğünüz burada küçük yavrular, hı hı, bunlar körpe deniyor. Körpe kalanlar. Evet, daha bir aylık bunlar. Bunlar geçen sene annesi bu zamanlar doğmuştu. Yani tabii yaşına doğmadığı, evet, için. Annesi yaşını doldurdu mesela şunun gibi. Evet. Aynı yaşında doğum yapabiliyor. Doğum. Koyundan önceliği var, evet, yani. Bizde şey derlerdi, hatta okulda öğrenmiştik, haramına doğrular. Evet. 5-6 aylıkta, tabii burada bakım ve besleme önemli. Sonuçta biz bunun elimizdeki hayvana ne kadar iyi bakarsak o da yavru verecek, süt, evet, bir süt de verim artacak. Keçide genellik olarak keçide var. Mesela biz koyunu yaptık daha önce, koyunda bu genetik yok yani. Koyun bir yaşını doldurmayınca koça gelmiyor. Koça gelmiyor. Evet. Keçi 6-7 aylıkken hemen şey doğum imkanı oluyor yani. Peki şey diyeyim sana ben, koyundan keçiye neden döndünüz? Süt veriminden. Süt veriminden. Bir de bizim bu bölgenin bakımına göre biraz da mesela bunların yediği otu koyun yemiyor. Evet. Anlayabiliyor muyum? Onun için yani genellik olarak o sebep bunlar. Ya işte ilk başlangıçta bu hikayeye başlarken meramız, ağılımız, pazarımız, her şey bir düşünülüp tartılacak. Evet. Bilen kişilerle görüşülecek. Evet. İşte ilçe müdürlüklerimizdeki veteriner hekim arkadaşlarımız, koyun keçi birliğindeki ziraat mühendisi veteriner hekim arkadaşlarımız, hangi bölgede çalışacaksak, bu işi yapacaksak, bu keçi için de geçerli, koyun için de geçerli, büyükbaş için de geçerli olabilir. Yetiştiricilerimiz varsa onlarla iletişim halinde olmamız gerek. Ezbere yapmamamız gerek. Evet. Mesela şu arka sistemi biz 2 yıl önce oturttuk. Şu ayaktaki sistem farklı oluyor. Hem hayvanın yem yemesi değişiyor. Mesela 20-20 sokuyoruz. Atıyorum 80 tane hayvan giriyor. Evet. 4 severiz savuyoruz ama hem bizim için rahatlık. Hem de hayvanlar için rahatlık oluyor. Evet. Hayvanlar da kendisi giriyor, alışıyor her gün. Kapıları açıyoruz, 20 tane girip çıkıyorlar. Girip savunma yapılıyor. Evet. İşte tabii ki burada bizim ana sermayemiz çok önemli. Evet, çok büyük işletmeler değiliz. Zaten karlılığımız burada aile işletmemiz olması. Tabii gönül ister ki teknoloji ilerliyor, çok büyük modern işletmelerimiz, evet, olsun, modern sahip sistemlerimiz olsun ama kendi maliyetimize göre, kendi sermayemize göre, kendi hayvan varlığımıza göre bahsettiğimiz gibi küçük bir kilit sistemiyle sığımımızı rahatlıkla yapabiliriz. Bu portatif de olabilir, portatif olanlar da var. Evet. Bu şekilde sabit de kullanılabiliriz. Burada ne avantajımız var? Sütümüz daha temiz sağlıyor. Evet. Zamandan kazanıyoruz. Hayvan yorulmamış oluyor. Evet, kendileri girip çıkıyor. Alıştığı sürece, evet. Hem kendim bizim açımızdan da herhangi bir iyi kak yok. Anlamıyorum, ayakta sağım yapıyoruz. Ya rahatlıkla, evet, sağım sistemi olduktan sonra herkes sağabilir. Senin, evet, bir eşin olmuş olsa bile, ne bileyim, annen, kardeşin. Evet. Öyle yani, şey olduğum sürece tek yaşım sağım yapabiliyoruz. Tabii yani. Tek başınıza bile sağım olabiliyor. Yani bir kişiden hiç aranmıyor yanınıza. Evet. Bu şekilde sağım sistemi de kullanabiliriz. Normal bizim modern sağım sistemleri gibi yine aynı şekilde sağıma geldiği sırada süt yemi önüne verilmiş oluyor, evet, dökülmüş, evet, oluyor tabii, zaten. Dökülmüş oluyor. Her seferin yemlerini döküyoruz, giriyorlar sağım, kilitleniyorlar kendine. Doğum ne zaman başladı? Teke katımını ne zaman yaptın? Nasıl herhalde biraz sıcak?
Ben Haziran başı gibi, 15'i gibi katıyorum tekilere. Onların zamanını gördüğü için mesela bu sene doğumumuz Aralık sonu gibi sonu falan başladı. Evet. Ocak başında başladı. Ocağın 1'inle 20'si arasında bitti asılar. Sonra bir işte geçen sene ayırdığımız dişiler vardı. Onlar da aşağı yukarı bir ay önce falan doğum yaptı. Onlar da çıktı. Hiç doğuracak hayvanımız kalmadı. Kalmadı artık. Evet. O öteki ilk doğanları annesini ayırdı, komple hepsi duruyor orada, yemiyorlar. Yemliği önce veriyoruz. Öteki küçükler de annelerini yemiyorlar. İleride zaten birazdan da göreceksinizdir. Doğum bölmelerimiz var. Doğum gerçekleştiğinde annelerle birlikte yavrularım ayrılıyor doğum bölmesine. Evet. Şey olduğu sürece mesela bir hafta falan annesiyle bizim kollama dönemimiz diyoruz artık biz kendi aramızda. Bir hafta falan kollama yapıyoruz onları ayrı. Çoğunlukla ikizler onlar. Tek olanlar fazla şey olmuyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz yani. Ha, bu sene Allah'a şükür hiç bir zatımız olmadı. Yani, çok güzel maşallah. Mesela 150 tane olarak olduysa 5 tane 10 tane anca kaybetmişizdir. Allah'a şükür bu sene yılımız güzeldi. Ya zaten artık ya her şey zaten bizim elimizde. Bakım, besleme, koşullar. Abi bu sene bir şeyimiz Allah verdi maşallah. Bir yağmur sonucunda biraz rezil olduk ama. İşte. Evet. Onun için de bölümümüz çok istiyor. Mesela şurada da 2-3 tane de bölümümüz var. Onları kaldırdım ben doğum bittiği için. Açtım oraya. Yani aşırı dereceli bölüm istiyor. Hayır hayır. Kapalı küçücük bir yer olsun. 2 tane keçi girsin yeterli. Evet. Söylüyorum. Evet. Yani bu koşulları biz sağladıktan sonra her şeyin aşısı var ki bizim hasta etmemeliyiz. Biz önlemimizi almalıyız. Belki ne olur? Oğlak kaybı tabii ki yaşamak istemeyiz ama doğmuştur. O sıra biz yani ne denir? Başka bir yerde ya da evdeymişizdir. Örnek veriyorum. Oğlan üstüne yapmıştır gibi kayıplar yaşanabiliniyor. Ama öbür türlü ishal kaybı, ne bileyim hastalık kaybı, çiçek hastalığı, ishale bulaştırmak falan. Bu şekilde artık kayıpların yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. Evet. Onların önüne geçmek için mesela söylüyorum. Şimdi herkesin bir, ne diyorlar, bir taktiği vardır gibisinden konuşuyorlar ya. Mesela bizim bir taktiğimiz var. Misal söylüyorum. Ben mesela oğlaklar herhangi bir ishal için bir şey kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Ha, nasıl yapıyorsun Kazım diye soracak olursam da atıyorum 20 tane keçi mi doğurdu veyahut 30 tane keçi mi doğurdu. Bakıyorum. Mesela sabahtan akşam kadar veyahut akşamdan sabah kadar annesinin yanında duruyorsa da oğlaklar. Sabah bakıyorum mesela annesinin yanına ayıracağım anneler yayılımı çıkacak. Çıkarıyorum annelerini bakıyorum kaç tane keçide süt var atıyorum 10 tane. Tek hemen 10 tane keçiyi sokuyorum makazı savuyorum. Öyle çıkıyor. Bu sefer geldiğinde oğlak boş memeye giriyor. Evet. Onun için de bir yani o ishal olayını önlenmiş olunuyor. İlk zaten 20 gün bir ay süreci oluyor. Ondan sonra pek annesini sen onları da bırakmıyorsun. Evet. Biz sütümüzü sağıyoruz. Oğlaklarımız emiyor ama fazla kalan sütümüz zaten illaki oluyor. Bir de ne var? Sonuçta yavru bunlar. Ne kadar içeceğini bilmezler. Evet. O yüzden biz rahatlıkla keçimizden sütümüzü sağabiliriz. Çünkü annesi buna zaten sütünü saklıyor. Evet. O yüzden de sütünü sakladığı için rahatlıkla keçimizi sağıp oğlağımızı emdirip rahatlıkla oğlağımızı da büyütebiliriz. Süt dedik, İzmir piyasası gerçekten süt konusunda son yıllarda iyi bir, fiyat konusunda iyi bir pazara ulaştı. Evet oldu. Ulaştı. Bizler keçi çalışıyoruz. Zane'nin... Geçen yılda bir tane sağ olsun başkanımız şey yaptı buraya, fabrika yaptı. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet, sağ olsun Tunç Başkanımız, Allah razı olsun, yaptı. Evet. Çok memnunuz ondan da. Allah razı olsun. Şimdiki yönetimimle memnunuz. Allah'a şükür yani. Sağ olsun eline geldikçe bizi yardımcı oluyorlar. Evet, inşallah diğer illerimizin de bu tarz böyle birbirlikleri, belediye başkanlıklarında gerçekten tarıma, köylüye yönelik bu şekilde işlemleri olup sizlerin kalkınması çok önemli. Evet. Allah'a şükür biz işte yani bu Allah'a şükür şeyimizden destekleri şu yeterince oluyor şu anlık. Hala da inşallah daha da fazla desteğini bekliyoruz. Sadece destek şu anda beklediğimiz desteklerden birisi mera konusu. Başka bir derdimiz şu anlık Allah'a şükür yok. Ya işte her bölgenin problemleri başkadır. Evet. İşte mera problemimiz bizim ortaktır. İşte bakıcı problemimiz ortaktır. Evet. Ya tabii küçük aile işletmelerinde bakıcı problemi gibi bir sıkıntımız olmuyor. Ya da daha önceki programlarımızda gerçekleşmişti. Yaylada çıktığımız zaman yukarı kesimlere kurt çakal problemlerinizin olması. Bu da işte bölgesel olarak belli problemlerimiz gerçekleşiyor. Sizin de
işte şehre yakın olmanız, böyle ovada olmanız ve ekim ve dikim yerlerinin olması işte biraz çalışmayı kısıtlıyor. Evet. Biraz daha dikkatli ya da sayınızı arttıramayacaksınız. Bizim mesela buranın bir kapasitesi var. Heh, evet. Bizi belli bir kapasitede. 120'nin üstüne geçemiyoruz hayvanda. Evet. Güdülecek hayvanda. Genelde bütün doldur boşalt oluyor. Evet. Yani gönül ister inşallah daha başka ne bileyim işletmelerde daha farklı sayı, daha farklı, inşallah, daha modern. İnşallah zamanla hepsi olacak inşallah. Ne düşünüyorum. Şimdi bu işe yeni başlamak isteyen arkadaşlar için kaç sayıyla başlasın ya da ırk konusunda hangi ırkı seçsin, nelere dikkat etmesi gerekir ya da neler önerirsin? Biz şey olaraktan, sahnem olaraktan yani iklime göre çok soğuk bir iklim olmadığı sürece sahnemi tercih ediyoruz. Hı hı. Yani herkesi de tercih ederiz sahnem konusunda. Mantızlı kötü bir keçi değil. Evet. Şimdi yeni yeni mesela ırklar var ayrı ayrı. Atıyorum Halep gibi şey gibi o ırklardan memnunuz yani bir sıkıntımız yok. Ama bizim buranın şeyin o iklimine uyanları zannenler mantuz genelde. Artı bir de koştuğumuz hemen karşılığını veriyor. Evet. Sağ olsunlar yani. Allah bin bereket etsin. Yeterince karşılığını alıyoruz. İnşallah bereketli olsun. Bizler ırk çalışıyoruz. Irk seçmek gerekiyor. Mera otlatma yerimiz varsa, yüksekteysek kıl keçisini rahatlıkla çalışırız. Süt konusunda tabii ki de süt çalışırız. Tabii pazarımız varsa, bu da hani İzmir dışındaki yetiştiricilerimiz, izleyicilerimiz için söylüyorum. Şu an keçi sütümüz burada bizim 30 lira. Ama bölge olarak işte 15, 18, 20 liraya satan, keçi sütü satan yetiştiricilerimiz var. Evet. O da pazarın olmaması, toplu olarak sütün bulunmaması. Çünkü bunların hepsi süt sanayicisi, mandıra için birer maliyet. Evet, şimdi bizim buranın avantajı mesela söylüyorum. Bundan benden daha önce mesela şey yaptınız abi var bizim aynı köylü. Atıyorum bende var 150 kilo süt. Onda var 150 kilo süt. Böyle yan yana evet. aralıklı gidiyoruz ama çok aralıklı değil. Evet. Yani misal söyleyeyim birisi binder'da birisi ödemişli değil. Hepsi binder'ın içinde. Atıyorum bir binder'ın içinde 30 kapı geziyor. Öyle oluyor yanında biliyor musun? O yönden avantaj var tabii biraz. Tabii o yönden avantajlı. Yakın tutuyor. Şimdi yakın tutunca da toplayan da kazanıyor. Üreten de kazanıyor. Evet. Tabii burada mandıracı arabasını çıkaracağı zaman sonuçta şoför maliyeti var. Tabii. Bir aracın mazot maliyeti var. Ben bu toplam maliyeti hesapladığımda ki biz böyle hesaplardık. Benim şoförüm ruta çıkacağı zaman maaşını, mazotunu ne bileyim daha katı olacak şekilde bana bir koyun keçi sütü toplayıp getirmesi tabii, gerekiyor. Tabii mesela söyleyeyim mesela küçük başın bir tane adam bir tane araba bağladım dedim mi 3-2 tane en az evet. toplaması lazım. Evet. Yani yakın bir kapasitesiyle. Ya o yüzden pazar önemli. Böyle bir şey de yoksa, böyle bir imkan da yoksa bahsettiğimiz gibi çoğu yetiştiricim de yapıyor. Kendisi şehir merkezine indirmek zorunda kalıyor. Evet. İşte motor sikletle. O da ayrı bir eziyet. Evet. Anlayabiliyor musun? O daha zor evet. oluyor. Şimdi bizim geliyor kapımızda alıp gidiyor sütçü. Bizim avantajımız var. Evet. Süt arabası geldi. Çabuk geç kaldık. Evet. Sütçü kaçtı. O süt peynir olacak. Havalar ısınıyor. Evet. Sütler biraz işte ekşimeye, bozulmaya başlayacak. Bunların hepsi gerçekten başından sonuna kadar düşünülmesi gereken birer proje. Çünkü hepsi parça parça bir detay. Elimizdeki hayvan canlı materyal, elimizdeki süt, süt de canlı bir materyal. Evet. Sıcak soğuk sütü karıştırırız, bozulur. Biraz güneşte bırakırız, bozulur. Süt peynir çalınır ama mandıranın işine yaramaz, pH'ı düşer. Antibiyotikli iğne, keçilere antibiyotik yaparız. Yanlışlıkla o sütü süte karıştırırız. Evet. Sütüm antibiyotikli olur, mandıra sütü almaz. Bunların hepsi tek tek detaylı çalışılması gereken. Evet. Yani çok büyük bir ne denir? Birer matematik. Ya nasıl diyelim size? Karşınızdaki kişi sizi memnun ediyor, sizi memnun etmek zorundasınız. Evet. Onun için takip isteyen bir iş yani. Evet. Yani hadi ya ben yaptım oluyor gibisinden değil asla, yani. Asla. Mesela iğne vurduğunu ayrı takip edeceksin. Atıyorum. Ayırdığını ayrı takip edeceksin. Yavrulu ayrısı, atıyorum nasıl diyeyim size topallık sorunu oluyor bazı hayvanlarda. Hı hı. Topallığın ayrı bir iğnesi var. Onun iğnesini vurunca sağ mı, onun sütünü sağdın mı sütü koymayacaksın. Sütünü koymayacak. Anlamıyor musun? Böyle değişik şeyler yani. Hepsi ayrı ayrı bir takipler evet. istiyor.
Ha, biz de elimizden geldiğini takip etmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür verdiğimiz süt, verdiğimiz kişi de bizden memnun. Biz de ondan memnunuz. Tabii ki. Ne kadar elimizden güzel. Elimizden geldiğince memnun etmeye çalışıyoruz yani her iki tarafla. Bu bir sezon. Bizler Haziran, Temmuz, işte mevsime göre Ağustos ayında tekke katımını gerçekleştiririz. Üstüne 5 ay koyduğumuzda Aralık, Ocak, Şubat ayında doğumlarımız başlar. Süt zamanı mandıra hala açılmamışsa mandıra açılana kadar peynir yaparız. Evet, genellik olarak. Evet, peynir yaparız. Peynirimizi satarız pazarda ya da köyde. Daha sonrasında mandıra açılır. Mandıra kapanana kadar sütümüzü oraya satarız. Ve sonrasında mandıra kapandıktan sonra hala süt sığımım keçilerimde daha gebe kalmadıysa şayet sığım yapıp gene peynir olarak yaparız. Biz sezonda süte bu şekilde çalışırız ve toplu paramızı bu şekilde elde ederiz. Evet, genellik olarak. Evet, genel olarak böyledir. Damızlık dışında da aynı şekilde 3 ay, 4 ay durumumuza göre oğlaklarımızı emdiririz ve oğlak satışımızı gerçekleştiririz. Evet. Yani kasaba veririz ya da damızlık satışı yaparız oğlaklarımızı. Kurbanlık arıyorsak onlar da zaten ayrıdır. Onların bakım ve beslenmesi. Bunların hepsi birer, yani biz kendimiz bunu yapıyorsak birebir başında durmamız gerekir. Bir bakıcı varsa mutlaka işverenin de sabah, öğle, akşam elinden geldiğince her an bütün hayvanları kontrol etmesi evet, gerekir. Takipsiz herhangi bir iş evet. Olmuyor. Yeme geliyorlar mı? İşte yürüyüşleri nasıl? Yem yiyor mu? İşte memelerinin kontrolü. Evet, meme ağrısı önemli. Hepsini aşı takviminin uygulanması. Evet.